Merhaba sevgili izleyiciler, Menüs Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir süredir kendi kanalımda çekim yapmıyorum. Nedenine gelince hemen kısa bir açıklama yapayım. Bir kitap üstünde çalışıyordum. Kitabın yazımı bitti. Şimdi ikinci okumaya başladım, biraz kısaltmaya. Herhalde bir hafta içerisinde de onu tamamlarım. Ondan sonra artık daha sık birlikte olacağız. Tabii bu arada da birkaç kez de televizyonlara çıktım. Orada televizyona çıktığım programlarda da izleyicilerden gelen sorular, dolar ne olacak, para piyasalarında ne olacak gibi tahminler yapmam istendi. Ben de şimdi umumi istek üzerine bir dolar, enflasyon, faizler üzerine bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Bir de geçen haftanın bazı konuları, ekonomiyle ilgili konularını konuşmakta fayda var. Bunların başında gelenlerden bir tanesi de Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in istifa ettiği ile ilgili bir kulis bilgisi. Her ne kadar yalanlanmış olsa dahi yine de bu konu üstünde görüşmekte, konuşmakta fayda var. Çünkü ben bundan önceki birkaç videomdan önce, hangisi tam hatırlamıyorum, Mehmet Şimşek'e yönelik de ya yani böyle bir ekonomi bakanlığı olmaz, ekonomi eğitiminden şüphe ederim demiştim. Sorunlara bakış açısı nedeniyle, yoksa ekonomi eğitimi iyi bir eğitim almış ama sonuçta onu yansıtmıyorsanız tavrınıza göre öyle bir eleştirilerde bulunmuştum. Anladığım kadarıyla benzer yakınmaları kendisi de kendi vicdanında da yapmış ki üst tarafa istifa dedikoduları çıktı. Her ne kadar yalanlansa dahi ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Neydi peki bizim Mehmet Şimşek'e eleştirimiz veya sadece Mehmet Şimşek değil Gaye Erkan'a da eleştirimiz? Şimdi rasyonel olacağız diye geldiniz, olmadınız. Şimdi bunların hepsinin, bakın, bu yapacağım eleştiriler, biraz sonra yapacağım dövizin olması gereken seviyeyle de çok yakından ilişkili. Şu anda Türkiye'nin, yani Türk ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunların başında kur korumalı mevduat geliyor. Çıktığı günden beri dilimde tüy bitti. Yılbaşında tahmini olarak söylediğimiz rakam, bunun bir yıllık maliyetinin 600 milyar doları geçeceği idi tahmini olarak. Şimdi en son çok değerli iktisatçı Mahve İlmez de köşesinde yazdı. O da 550, yani 500-550 milyar liralardan bahsetti kur korumalı mevduatın. Merkez Bankası'na zararının, bir de hazineye olan zararı vardı biliyorsunuz. Temmuz sonuna kadar. Temmuz'un ortasına kadar, sonra kanunla hepsi Merkez Bankası'na devredildi. Yani toplam kamu zararı, kamuya binen yük 600 milyardan aşağı olmayacak. Gayet net. Yani şu anda kurun bir aydır 20, bütün enflasyonist baskılara rağmen ve piyasada haldır haldır herkes döviz arar iken kurun 27 lirada sabit kalması makul bir şey değil. Normalde en kötü ihtimal, bakın, 1 liralık kur artışı bizim Merkez Bankası'nın üstüne 125-130 milyar lira ekleyecek. Çünkü kur korumalı mevduatın büyüklüğü 3,3 trilyona geldi. Yani aşağı yukarı 125 milyar, 127 milyar liralık, tamam, dolara tekabül eden bir büyüklükten bahsediyoruz. 1 lira mı artar kur? O kadar bir baskı var, bu kadar enflasyonist baskı var. 4 lira artsa zaten 500 milyar. 5 lira artsa 600 milyar lira. Yani de 625 milyar lira. Böyle bir yük binecek. Peki bu ne kadar büyük bir para? Çok büyük bir para. Bakın, yılın ilk 7 ayındaki zaten bütçe açığımızda 600 küsür milyar. İlk 7 ayda demek ki zaten bir o kadar da ek bütçe açığı etkisi. Çünkü bütçe açığı olarak yansımayacak ama Merkez Bankası zararı olarak yansıyacak. Merkez Bankası da bunu ne yapacak? Para basarak karşılayacak. Ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Bakın, bizi bu kadar eziyorsunuz devlet olarak. Vergiler alıyorsunuz. Dolaylı vergiler alıyorsunuz. Enflasyonla inletiyorsunuz. Sonra bu kur korumalı mevduatla ne yapıyorsunuz? Kalkıyorsunuz, bizden topladığınız dolaylı vergileri veya onu bunu bankalara ve
özel sektöre ucuz kredi olarak aktarıyorsunuz. Hoş, özel sektörün de ucuz kredileri durdu ama sonuçta siz devlet olarak bu fon bankalarda birikiyor. Diğer bankalarda ucuz maliyetli bir fon topluyor ve bunu da ucuz maliyetli kime satıyorsa oraya, yani iş adamlarına satıyor. Tüketici kredilerinde durdurduğunuza göre biz almadığımız borca faiz ödüyoruz ve bu para bankalara ve bankalardan kredi kullanan özel kesime servet transferi olarak gidiyor. Bunun neti bu. Peki bu sorunun çözülmesi gerekmez miydi? Siz bu sorunun farkında değil misiniz diye defalarca sorduk kendilerine. Sesleri çıkmadı. Herhalde farkına vardılar ki o istifa söylentisi şuradan çıkıyor. Yani iki sebepten çıkıyor. Buradan çıkmadı tabii. Ya biraz tasarruf edilsin. Sadece vergi toplamakta biz bu açığı kapatamayız demiş. Büyük ihtimal tasarruf çağrısı yapıldı ama tasarruf nerede tasarruf? Yani bütün söyleyin adını devlet harcamaları aldı başını gidiyor. Özellikle yılın ilk 6 ayındaki veriler de açıklandı. Hiçbir kurum bütçesiyle yetinmiyor. Herkes ek bütçe artışları peşinde, ek ödenek peşinde. Valiler altlarındaki arabaları değiştiriyor. İşte 1 milyon dolarlık arabalar kullanıyor. Böyle bir şey var mı? Arabaya bir 1 milyon dolar vali biniyor. Yani. Vali bir de küçük bir Rize valisi mesela. Şimdi buna yönelik şikayetler olmuş. Mehmet Yılmaz'ın yakın ama Mehmet Şimşek'in yakınmaları olmuş Cevdet Yılmaz'a. O nedenle de işte tamam tasarruf tedbirleri durdurulmuş. Ama esas mesele burada kur korumalı mevduata yönelik çözüm bulamamaları. Çünkü kur korumalı mevduatın çözümü sadece ve sadece faizden geçiyor veya siz bu getirilerinizin üstüne bir bardak, oh bu arada da boğazım kurumuştu, bir bardak su içine geliyor. Yani başka çözüm yok. Ne yapacaksınız? Faizi çıkartmanız lazım ki kur korumalı mevduatı çözeceksiniz. Oradan boşalan serbest kalan para da döviz talebi yaratmasın. Hangi büyüklükteki bir miktardan bahsediyoruz? 125 milyar dolarlık bir miktardan bahsediyoruz. Serbest bıraktınız, faizi arttırmadınız. 125 milyar dolar var mı Merkez Bankası'nda? Bana döviz sat dediğiniz zaman. Bu sorunun cevabını Merkez Bankası Başkanı versin. Var mı rezervlerde böyle bir para? Dolayısıyla büyük bir ciddi bir problem var. O nedenle siz faizi yukarı çekmek zorundasınız. Bütün sorunları çözer mi? Hayır, çözmez. Ama şu anda kur korumalı mevduatı çözmek için yapmanız gereken oydu. Şimdi bunu yaptırmadılar size. Birinci şey bu. Problem bu. İkinci problem, ya aynı şeye inanıyor Gaye Hanım da Merkez Bankası'nda gayet mutlu bir şekilde. Dedi ki biz göreve geldiğimizde mevduat faizleri %45'ti, politika faizi 15'ti. Biz bunu 17,5'a çıkardık. Efendime söyleyeyim, mevduat faizi de 45'ten 30'a düştü. Çok memnun, sevindirici gelişme dedi. Mevduat faizin 30'a düşmesi. Ama bu arada da yıl sonu enflasyonu %57,5, 60 bekliyorum dedi. Şimdi bakın 30 mevduat faizi 60 enflasyon beklentisi olan bir Merkez Bankası başkanından söz ediyoruz. Yani kendi sorumlusu olduğu paranın değerini korumakla görevli Merkez Bankası başkanı diyor ki ben sizin cebinizdeki paranın buharlaşmasına göz yumacağım, hatta mutluyum bu gelişmeden diyor. Yani mevduat faizinin 45'ten 30'a inmesine mutlu. Yani Türk lirasından kaçın. Ne yaparsanız yapın. Gidin döviz alın, bunu alın. Bir de hazinenin borçlanma politikasına baktığınız zaman işte %60 onların enflasyon beklentisi. ENAG'a göre %120'lerin üstünde bir enflasyon beklentisi var. Böyle bir beklentide hazine tahvillerinin faizine bakarsanız o da %10-15'ler seviyesinde. Şimdi böyle bir faiz
enflasyon beklentisi, böyle bir hazine bonusu faizi olursa yabancı gelir mi Türkiye'ye? Sıcak para gelir mi? Gelmez. O zaman gelecek hangi kaynak var? İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire gibi körfez ülkeleri. Şimdi oradan gelecek bir kaynağa güveniyorsunuz ve bu artık para olarak da değil, varlık satışı olarak gelecek büyük bir ihtimal. Bunlar Türk ekonomisinin sorunlarını çözecek mi? Hayır, çözmeyecek. Dolayısıyla bunların hepsi kur üstünde bir kere bir arz talep baskısı yapıyor. Bakın tekrar ediyorum. Şimdi ilk önce şu bir mevcut arz talep baskısı var kur üstünde. Şöyle örnek verelim. Yani işte katıldığım bir televizyon programında o anda aklıma gelmişti. O örneği verdim. Şehrin ortasında sokakta dolaşıyorsunuz, çarşıdasınız. Birden susadınız, etrafta bir yığın market var ve suyu çok makul bir fiyata satın alabilirsiniz. Çölün ortasında bir tane market var ve bilmem ne kadar uzakta sizden. Şimdi ona, o suyu ödeyeceğiniz parayla şehrin ortasında ödediğiniz para bir olur mu? Veya satıcı aynı fiyatı mı ister? Elbette hayır. Çok farklı bir fiyat ödemek zorundasınız. Şimdi Türkiye'de de döviz açısından durum öyle. Bekliyoruz her yerden döviz gelsin diye. Çünkü piyasaya döviz girişi yok Türkiye'ye. Çünkü Türkiye ihtiyacı olan dövizi de üretemiyor. İhracat, dış ticaret açığı sürekli artıyor. Merkez Bankası rezervleri ekside. Cari açığınız şişiyor, dış ticaret açığınız şişiyor. Dolayısıyla bir arz yönlü bir döviz baskısı yaşayacağız. Şimdi gelelim enflasyon döviz ilişkisine. Defalarca söyledik ama gelen yoğun istek üzerine, yani bu mevcut yaşadığımız faiz düzeyi, enflasyon düzeyi ve kur düzeyi nedir, makul müdür? Şimdi oradan matematiksel tahminler yapalım, beklentiler yapalım. Şimdi yılbaşından bu yana döviz kurundaki artış %44. Bu %44'ün yani büyük bir kısmı, %40'ı şeyden kaynaklandı. Seçimden sonraki son 2 ayda kaynaklandı. Şimdi peki yılbaşından bu yana enflasyon ne kadar artmış dersek, ENE gruba göre yılbaşından bu yana enflasyon %69 artmış. TÜİK'e göre %31. Şimdi TÜİK'e inanmıyorum ben ama TÜİK'e inanan varsa şu andaki 27 liralık döviz seviyesi çok yüksek, herkes satsın dövizi. TÜİK'e inanıyor iseniz, bakın TÜİK'e inanıyor iseniz. Ama şimdi ENE grubu aldığımız zaman ilk 7 ay %69 bir enflasyon var, %44 döviz kuru artışı var. Yılbaşında enflasyon neydi? İşte oradan hareket ettiğimizde bunun üstüne %69'u bindirirsek kurun gelmesi gereken yer 32 lira. Yani çünkü yılbaşında 18.76 idi döviz kuru. Demek ki gelmemesi gereken yer 18 lira, ama 32 lira seviyesi. Peki bir yıllık süreye bakarsak daha yüksek bir rakam çıkıyor. Bir yıllık süreye baktığımızda ENE grup enflasyonu %123. Kurdaki artış %50. Arada bu sefer daha büyük bir fark var ve bir yıl önce kura bakıyoruz. Neydi bir yıl önceki kur? Onun üstüne %122'yi bindirdiğimiz zaman 39 liraya gelmesi lazım. Bir yıl önce de kur 17.95'miş. Yani 39 liraya gelmesi lazım. Şimdi bu tabii nereden aldığınıza göre, yani enflasyon kur. Şimdi tekrar edelim. Bir de son yaşanan fiyat dalgalanmalarından bakalım. Yani bir yıl penceresinden bakmayalım, 7 aydan bakmayalım. Son yaşananlardan, son 2 aydan bakalım dersek. Şimdi Türkiye'de bir kere şunu, bir enflasyon geçişkenliği, bu konuda bir anlaşalım. Şimdi kur ne kadar artarsa bunun enflasyona etkisi %30 civarındadır. 30-35, ama bizim Merkez Bankası, onların elinde daha iyi istatistik var. Onlar da diyor ki kurun enflasyon geçişkenliği %25 seviyesindedir. Yani her bir birim artış onun dörtte biri kadar, %25 kadar enflasyonist baskı yapar.
Diğer taraftan enflasyonun kur üstündeki baskısı da kendisi kadardır. Yani dış dünya enflasyonu çıktıktan sonra dış dünya enflasyonu şu anda dolarda %3'lere düştü. Bizim %100'lere göre yok sayacağımız bir oran. Şimdi kurdaki geçişkenlik yüzde kurdan enflasyona geçiş %25, enflasyondan kura geçiş %100. Bu arada piyasadaki bütün fiyatları belirleyen, fiyatları etki eden bir başka faktör var. Enerji fiyatları ve mazot, benzin, mazot. Şimdi buradaki enflasyon geçişkenliği %10 seviyesinde idi. Yani hem kendi ağırlığı endekslerde hem de ulaştırmaya getireceği ek maliyetler. Fakat enflasyon beklentilerinin yüksek olduğu yerde mazottaki artışların öyle %10'la sınırlı kalmadığını da görüyoruz. İşte o mazottaki artışı bahane ederek karpuz fiyatı da artıyor. Eve gelen damacana su da anormal bir şekilde artıyor. Yani artması gereken çok üstünde artıyor. Üzüm fiyatı da artıyor. Buğday da artıyor. Her şey artıyor. %10 artması gerekirken aşağı yukarı %15 artıyor. Yani demek ki şunu söyleyebiliriz. Akaryakıttaki enflasyon geçişkenliğine %15, kurdaki geçişkenliğe de hani ben %30 diyordum, Merkez Bankası'nı kabul edelim, %25 alalım. Şimdi 2 aydan bu yana, ki genellikle bu geçişkenlik de 45 gün 2 ay, bazen 3 aya sarkabilir. Yani böyle bir zaman dilimi oluyor. Şimdi mazottaki geçişi enflasyon %100 oldu seçimden bu yana. %100. Bunun bir kısmını yaşadık Temmuz enflasyonunda. Kurdaki artış da %40 civarında oldu seçimden bu yana. Şimdi mazotun enflasyon geçişkenliğine %15 demiştik. %100 artışta demek ki bir 15 puanlık bir enflasyon birikimi var önümüzdeki bir ay için, 2 ay için. Sırf mazottan kaynaklı. Kurdan kaynaklanan da %42'nin %25'i kadar, %40 deseniz 10 puan da oradan, yani 10 puan da oradan verdiğiniz zaman 25 puanlık bir enflasyon baskısı bekliyoruz önümüzdeki 2 ay içerisinde. Bunun 9,5 puanı yine TÜİK'e göre, ama 9,5, Enagrup'a göre 13'ünü Temmuz'da yaşadık. Ama şimdi her ayında gelen enflasyonu, bu ay da enflasyon 9'un 10'unda, o altında kalmayacak. Demek ki o yaşadığımız 9'u bir daha koyun buraya. Bir 25 puanlık, bir aşağı yukarı 25-30 puanlık enflasyon baskısı var kur üstünde. Önümüzdeki 2 ay için. 27'yi kabul ettiğimiz zaman, yani olması gereken 30'u bir kenara bırakın. Bu seviyeyi, 27'yi kabul ettiğimiz zaman önümüzdeki 2 ay için ona %25'i bastırdığınız zaman demek ki 36 liraları buluyorsunuz. Ne diye? Şu andan itibaren yaşayacağımız 2 aylık enflasyon ve geçen 2 ay önce, 2 aydır artan mazot ve kuru fiyatı nedeniyle. Önümüzdeki 2 aya 27'yi 36'ya çıkartacak bir baskı var. Yani demek ki 3 pencereden baktık. Birinci pencere neydi? Yılbaşından bu yana kadar olan enflasyon ve kur farkından gittiğimiz zaman işte 32 liralar olması lazım diyoruz. Bir yıllık farkı ele alırsak, bir yıllık farkı dikkat edersek o zaman 39 liraları söylüyoruz. Hadi bunları bir kenara bırakalım. Yaşadığımız son 2 aylık kur ve akaryakıt artışının neden olacağı baskıyı dikkate alırsak da 36 liraları görüyoruz. Bunlar nedir? Normal şartlar altında. Peki Türkiye normal şartlar yaşıyor mu? Hayır, Türkiye'de her şey anormal. O nedenle yani önümüzdeki 2 ay için beklediğim rakamlar bu. Ama olur mu? İnanın bir şey söyleyemiyorum. Olur da demiyorum, olmaz da demiyorum. Çünkü rasyonel değiliz. Bir, şeffaf değiliz. İki,
olmayan dövize rağmen hala işte borçla, onunla bununla veya işte kağıt üstünde arka kapı döviz satışları yapıyoruz. Ve kur korumalı mevduat meselesi de hala çözülmüş değil. Kur korumalı mevduat patladığı zaman 125 milyar dolarlık bir döviz talebi doğacak. Bunun neden olacağı zemberekten boşanma etkisi şu rakamların hiçbirinde yok. Hiçbir etkide de yok. O da öyle bir felaket olarak orada duruyor ve bu felaketi çözmeye niyetli bir siyasi irade yok. Bu felaketi çözmek için Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın bu felaketin farkında olup olmadığını bilmiyorum. Ve bu felaketin çözülmesi için gereken faiz müdahalesi yapabilme esnekliği ve imkan kabiliyeti Merkez Bankası'nda da yok. Mehmet Şimşek'te de yok. O nedenle tetikte durmak lazım. Yani kur, dolar ne olacak derseniz tetikte durmak lazım diyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla.